dünkü Memlük fidan. Devleti'nin resmi ismi Türkiye Devleti mi? Bravo. Devlet-i Türkiye. Devlet-i Türkiye. Murat Bey biliyor. Bütün o devir kaynaklarında geçen isim budur bakın. Yani Türkiye ifadesi sadece coğrafi bir isim olarak kullanılmamıştır. Devlet-i Türkiye, oradaki Bahri Memlükler, Türk Memlükleri, Kıpçak Türkleri sebebiyle devleti kuran Türkler olduğu için bütün o devir kaynaklarında Devlet-i Türkiye diye geçmiştir. Peki, affedersiniz, kim yani Türkçe yaprağı, konuşuyor? Hocam, yaprağı, evet. Şarkı şey istiyorlar ama yarın yaprağın imtihanı varmış. Pazar sabahı ne imtihanı? Geç bırak şey ya. Onun yabancı gidecekmiş. Sınavı, geç bile bıraktın kızı. Geç mi bıraktın? Geç bıraktın tabii hiç. Ha, geç. Niye sabah, geç sabah yani? Kaçlı imtihanı var kızım? Ne imtihanı? Pazar günü imtihanı mı? YDS. Ya, YDS yabancı dil sınavı var. Ne? Yabancı dil sınavı var. Yabancı dil sınavı. Doktoraya girmeye. Yaprak sen duruma git, ha. O zaman git. Hadi git git. Ne duruyorsun bu saate kadar? Hadi. Sevgili seyirciler, Allah zihin açıklığı versin. Şimdi Timur Türkçe konuşuyor. Evet, Türkçe konuşuyor. Peki soyu? Türk hocam. Türkleşmiş Moğol diyoruz ama peki, Türk. Peki Hindistan'a gidenler? Onlar da onun neslinden. Babür. Türk. Evet. Babür. Tabii ki. Tabii. Soruyorum canım. Ben Türk söylensin hocam. İstiyorum. Türk. Türkçe konuşuyorlar. Tabii tabii. Ama sonra bitmiş ama Türkçe. Tabii sonra yani gurbet orası yani. Bir şekilde yaşadıkları bir yere sonra adapte olmak zorundalar. Hepimize öyle bir nesilden gurbet nesile tabii yok olur. Doğal. Hocam ne gurbeti, Taç Mahal'i yapmış herifler yahu. Allah hepimize daha öyle gurbet. Daha sonraki o sizin bahsettiğiniz oradaki bakiyeler o durumdalar. İşte söylediniz ya şu anda ne kadar zor durumdalar. Memlükler. Memlükler hocam 1250-1517 yılları arasında Mısır'a hakim olan ve bütün kaynaklarda dediğim gibi Devlet-i Türkiye diye geçen bir Türk devleti. Peki Cüneyt, bu Türk devleti mi Türkiye devleti mi? Bunu tartışıyorlar çünkü tarihçiler. Yani nasıl çevirmek lazım diye. Oradaki Türkiye değil, Türk'tür. Hayır. Hayır, Türk'tür oradaki. Evet, Türkiye devleti diyemeyiz oraya. Şimdi burada bir coğrafya üzerinden bunlar söyleniyor. O ayrı bir konu. Fakat orada Türklük üzerinden söylenen bir ifade bu. Devleti Türkiye. Türk devleti. Tam karşılığı. Mısır'daki Memlükler da Türkçe konuşuyor. Tabii tabii. Saray dili Türkçe ama Arapça resmi dil olarak kullanılıyor. Çerkez Memlükler'de mi Türkçe konuşuyor? Çerkez Memlükler'de. Çerkezce konuşanları da var, Türkçe konuşanları da var. Zaten şu var Erhan, yani Bahri Memlükler dediğimiz 1250 ile 1382 yılları arasında hüküm süren devletin hükümdarlarının içerisinde Çerkez de var. Aynı şekilde 1382 ile 1517 yılları arasında Burci Memlükler dediğimiz ya da Çerkez Memlükleri dediğimiz dönemde de Türk var. İşte Hoşkadem var. Anadolu kökenli. Kaynaklar öyle yazıyor. Ve o devir... Hoşkadem erkek mi? Evet. Kalfa erkek ismi diyor. Hoşkadem Kalfa. Evet. Kadın ismi diyor. Hükümdar ya. Hükümdar ismi. O devir bir bütün olarak Memlükler tarafından değerlendiriliyor. Bu İfade Bahri Memlükler, Devleti Burci Memlükler çok sonra Batılıların ortaya çıkardığı bir şey. Tek bir devlet var aslında. Şimdi bakın kaynak ne diyor biliyor musunuz? Tek devlet var. Çok ilginç bakın. Makrizi de bunu diyor Kitab-ı Sülük'te, İbn-i Tagriberdi de diyor. İbn-i Tagriberdi Türktür zaten. Ayni Türktür. İbn-i Yaz Osmanlı fethini gözleriyle görüp yazan. Tarihçilerden bahsediyor. Evet tarihçiler evet müellif çok bunlar hocam. Tarihçiler var hocam. Evet müthiş kitaplar yazılmış hocam. Müthiş bir birikim var. Tarih artık sanat haline dönüşmüş o dönemde. O kadar çok eser verilmiş ki. İbn-i Yaz da Bedai Zuhur'u yazıyor. Osmanlı fethini gözleriyle görerek anlatıyor, yazıyor. Beşinci ciltte tamamen bu fethi anlatıyor. Peki, ne acıdır ki bu hocam, bugüne Osmanlı kadar Osmanlı fethi? Tarihçileri Mısır. Tarafından Mısır'ı fethi. Bunu söylesene yani Mısır. Bursa da olabilir. Peki Mısır'dan kutsal emanetlerin alınıp getirildiğini yazıyor mu? O hilafet meselesi apayrı bir konu hocam. Onu da anlatırım. Hilafet meselesi. Şu söyleyeceğim şeyi peki bitireyim. Kaynaklar Burci Memlükler devrinden sonra da şöyle söylüyor bakın çok ilginç. Her
hükümdarın kaçıncı hükümdar olduğu söyleniyor ya. Burcilerden sonra Berkuk için mesela, şimdi rakamı tabii tam hatırlamıyorum, bakmak lazım. Diyor ki Türk Devleti Türkiye Memlük Devleti'nde Türk Memlüklerin 28. Sultanı, Burci Memlüklerin ya da Çerkes Memlüklerin 1. Sultanı. Ha, ikisini bir götür. Aa, evet. Çok güzel. Böyle sonuna kadar bu şekilde devam şimdi, ediyor. Allah aşkına ne olur. Kansu Gavri. Kansu. Son. Gavri. Son. Son. Tomanbay'dan önce. Tomanbay'dan önce. Şeyin, sondan bir önce. Mısır'ın Mısır'ı Yavuz Sultan Selim ondan alıyor. Değil mi? Onu hocam, yenerek. Onunla Mercidabık'ta bir savaş oluyor. Evet. 1516. 17'deki Reydaniye Savaşı'nın muhatabı Tomanbay. Ha öyle son mi? Son hükümdar. Ben onu evet. Kaçırmışım. Ve şimdi, Memlük Devleti'nde işin en orijinal tarafı şudur hocam. Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malıdır. Memlük Devleti'nde hanedan yok. Bu ilginçtir. O nasıl? Evet. Mesela bir hanedanın olmadığı bir devlet orası. Hanedan yok. Bunlar erken Memlük. Kalkan dağbe yapıyor. Evet. Bunlar Memlük. Hükümdar olmanın koşulu önce Memlük olmak. Memlük asker olarak olur. Satın alınmış, ha. Getirilmiş olacak. Böyle olacak. Tibaklarda eğitilmiş olacak. Daha sonra azat. İtaka ve ardından bile orduya olacak. Katılmış olacak ve ondan sonra kabiliyetiyle orantılı olarak işte beşler emiri, onlar emiri, tabuhan emiri, kırklar emiri ve en büyük rütbe yüzler emiri. Yüz memluka sahip ama yani. Bin memlukun başında mukaddem elf oluyor. Bin memlukun başında komuta hakkına sahip memluk olacak ve bunların içerisinden Primus inter pares, pares. Pardon. Murat Bey Latince iyi bildiği için yukarıda o konuda beni uyarmıştı sağ olsun. Biz bilgiye açığız. Her zaman birbirimizden bir şey öğrenmek durumundayız. Eşitler arasından birinci hükümdar seçiliyor. Hepsi eşit. En güçlüsü, en yeteneklisi eşitler arasından birinci hükümdar oluyor. Böyle bir şey yok hocam. Müthiş orijinal sistem olarak, yani askeri seçilme. Sistem. Bireye evet. Kuvvetli olacak hocam. Kendini hiç kabul ettirecek. Vallahi. Kabul ettirecek, ispatlayacak. Vallahi ve hiç bilmiyordum. Evet. Çok teşekkürler. Pek çok insan bilmiyor. Evet. De yanlış hocam, affedersiniz. Memlüklü demeleri yanlış değil mi? Çok yanlış. Yani Memlüklü diye bir şey yok çünkü. Benim hiçbir yazımda böyle bir şey var. Kullanmadım. Bütün yazımda Memlük devleti. Memlük devleti. Bir Topkapı Sarayı'nda bir şehname şey çevirisi vardı. Türkçe. Bir dakika. Farsçaya. Farsçaya çevrildi. Farsçadan mı Türkçe'ye, Türkçeden mi Farsçaya? Hayır, Türkçe. 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 Bu Diyarbakırlı adamın adını unuttum eyvah. Diyarbakırlı bir şey diyeyim artık. Sonra adını boş verin. Kazuk Gavri buna sipariş ediyor. Çevir bunu diyor. Hmm. Ön sözünde yazıyor. Ondan sonra Şerifi, Diyarbakırlı Şerifi. Çevirmiş. Başında diyor ki ben bunu çevirdim Türkçe'ye ama diyor sultana sordum. Niçin siz bu kadar iyi biliyorsunuz Türkçe'yi? Niçin Türkçe'ye çevrilmesini istiyorsunuz? Hmm. O da cevap verdi. Saraydaki herkes anlasın diye diyor. Hmm. Evet, işte tam da benim söylediğim bu işte, saray dili Türkçe. Saray dilin sarayda Türkçe konuşulduğunu bu şekilde. Hocam Gavri mi Guri mi? Guri. Guri o değil mi? Niye Gavri diyoruz biz? Öyle değil. Niye bazı Reydaniye'de aynı bak demin Reydaniye'de. Reydaniye'dir orası. Reydaniye'de. Ben de yanlış söylüyorum demek. Estağfurullah. Guri. Hocam bizde böyle okunuyor. Guri. Şimdi hocam bu çoğunlukla bunlar en başta özellikle çocuk yaşta getiriliyorlar. Ve bunlar tıbak denilen tıbak askeri okullarda eğitim alıyorlar. Askeri eğitimden önce işte evet. Dinleri İslam oluyor, Müslüman oluyorlar. Bir dakika bunlar geldiğinde Kıpçaklar falan Müslüman değil mi? Değil. Hocam tarih kongreslerine döndü. Çoğunluğu değil. Ve bunlar adab-ı muaşeret, İslam dini. Ondan sonra biraz Arapça öğretiyorlar ama Erhan. Asla Arapçayı öğrenemiyorlar tamamen Erhan. Ve hep aralarında Türkçe konuşuyorlar. Evet.